Ben DAS otel genel müdürü Bora Kamber e, Sezonumuz bugün itibariyle başlıyordu. Ukrayna'dan Rusya'dan charter e, seferlere e, Kayseri'ye geldi hercice. Bizim de misafirlerimiz var ama dün alınan bir kararla e, kayak testleri kapandı. E, şu an tabii turistlerde büyük sorun içerisindeyiz çünkü e, kayma umuduyla buraya gelen misafirlerimiz e, şu anda otelde kapalı durumdalar. Bu e, hafta sonu yasaklarına bağlı olarak kapatıldı. Tabii şu anda hem Misafirlerimizi, ülkemizi tercih eden misafirleri, hem yatırımcılarımızı hem de turizm emekçileri zor durumda böyle bir sorunla karşı karşıya şu gün için. Şu an bu hafta sonu itibariyle yüzde 99 doluluk, yılbaşında da 100 doluluğa ulaşmıştık ve haftaya da bunun da devam edeceği öngörülüyor yılbaşı yasakları nedeniyle. Yani şu an ne yapacağız bilmiyorum. Tabii soru şu yani. Yabancı misafirler buraya e, güvenli turizm sertifikasını bilerek ve belli garantileri alarak geldiler. Hani Kayak yapabileceklerini bilerek geldiler. E, ama şu an karşılaştıkları tablo hoş değil tabii ki. Hem işletmemiz açısından hem bizi tercih eden e, ülke vatandaşları tarafından. E, şu an zorlanıyoruz açıkçası. E, mutsuzlar, e, sıkıntıları var. Aşmaya çalışıyoruz. E, gerginler, Acentaları da anlatıyor. Biz de anlatıyoruz durumu ama böyle söylenmediğini, kendilerine garanti verildiğini söylüyorlar. Şu anda zorlanıyoruz. Tabii bizim onları mutlu etmek adına bir sürü ikramlarda buluyoruz bulunuyoruz. Hakları yani normalde konsept dahilinde olmayan hizmetleri kendilerini sunarak bunu aşmaya çalışıyoruz ama yani kayak otelinin kalbi kayak yani pistler eğer yani pist kapanınca kalbi duruyor. Kalp durunca da e, tesis ölüyor yani yapacak hiçbir şey yok. E, kayaksız bir kayak oteli düşünmek zaten imkansız. Yani şu anda turist çarşıda gezebiliyor yasaklara göre. E, öyle bir yasak yok ama işte piste çıkamıyor. Ama kayak sporuna baktığımız zaman e, kask, e, maske, gözlük, eldiven ve sosyal mesafenin en fazla olduğu, en güvenli tesis, e, spor. Onun haricinde Erciyes AŞ tüm tesislerinde e, gerekli hijyen tedbirlerini almıştı. Bir sıkıntı olmadan bu sporun yapılacağını biz biliyoruz ama yetkililerin bu konuya tekrar bir gözden geçirmesi tabii ki en büyük dileğimiz. Merhabalar, ismim Sercan Taş Gil. Bir tatil turizm otelcilik AŞ kurucu ortaklarından biriyim. Erciyes'in almış olduğu güvenli turizm sertifikası ee, bizi en büyük rahatlatan etkenlerden bir tanesiydi. Ee, fakat valilik kararıyla kapatılması bizi çok büyük etkiledi. Örnek özellikle e, yılbaşı döneminin kapatılması ve hafta sonu yasakları <laughs> Beyaz Yaka'ya hizmet veren bizim gibi lokal firmalar e, ki burada yıllık yaklaşık 10 bin misafir kapasitesinden bahsediyoruz Türk misafir. ercesinden en yükseldiği noktada en iyi sezonunu geçireceği noktada e, böyle bir karar hepimizi çok vurdu. Özellikle e, güven turizm sertifikası, e, güvenlik kayak turizmi ilk e, olmasa bile önemli. E, biz buna güvenerek gerçekten çok büyük rezervasyon potansiyellerine ulaşmıştık. E, hem bünyemizde bulunan otellerle hem de e, kendi ajantamız kanalıyla yaptığımız rezervasyonların yaklaşık olarak %100'ü, e, %95 ile %100'ü arası diyebilirim, iptal oldu. Bu iptaller bizi maddi manevi çok zorladı. Tabii e, kapatıldığında misafire bu durumu anlatmak çok zor oldu. Ee, işte valilik kararı mecburuz kapatmaya iptal ediyoruz rezervasyonuzu, ücretlerin tamamını geri ödediğimizi zaten saymıyorum. Hepsini geri ödemek durumunda kaldık. Yalnızca İstanbul'dan gelecek olan 4 otobüs Ankara'dan kalkacak olan bu hafta sonu hariç olarak tutuyorum. Ee, 3 otobüslük grubumuz tamamen iptal oldu. Ee, aynı şekilde bu hafta e, yapmış olduğumuz yaklaşık olarak 40 oda rezervasyonda mecburen iptal oldu. Bunların hepsi beyaz yaka misafir. Ee, bu spora gönül vermiş insanlardı. Durum bu şekilde.